Normal dağılım örnek soru 3. Bu videomuzda normal dağılım konusuna ait bir örnek soru inceleyeceğiz. Sorumuza bakalım. Bir sınıftaki öğrencilerin boylarının uzunluğu normal dağılmaktadır. Buradaki laftan ötürü sorunun normal dağılım sorusu olduğunu anladık. Bir normal dağılım sorusunun içinde mutlaka sorunun normal dağılım olduğu söylenir. Ekstradan bizim soruyu tanımamız için bir bilgi ortaya koymamıza, bir düşünce ortaya koymamıza gerek yoktur. Bu sınıftaki öğrencilerin boylarının uzunluklarının ortalaması 160 santimetre. Mü 160 santimetre. Sınıftaki öğrencilerin boylarının uzunluklarının ortalaması 160 santimetre. Ve standart sapması 5'tir. Buna 5 santimetre denseymiş daha iyi olurdu. 5 santimetredir. Bu sınıftan seçilen 4 öğrencinin boylarının ortalamasını sınıftan 4 öğrenci seçiliyor. Bu sorunun hemen hemen benzerini bir önceki soruda çözdük. Fakat seçilen öğrenci sayısı 1'di. Şimdi 4 öğrenci seçiliyor. N seçilen öğrenci sayısını temsil etti. 4. 4 öğrencinin boylarının ortalamasının 166 santimetreden fazla olma olasılığı kaçtır? Boylarının ortalamasının, yani bu 4 öğrencinin boylarının ortalamasını x üzerine şu çizgiyi atarak gösterdi. Bu örneklemin ortalamasıdır. Örneklem ortalaması. Bu ise mü tüm ortalamadır. Yani bu 4 öğrencinin boylarının ortalamasının 166 santimetreden fazla olmalı. Büyük 166. Soru bize tamamen bunu soruyor. Şimdi bu soruyu, sorunun normal dağılım olduğunu biliyoruz, standart normal dağılıma çevirmeyi. Standart normal dağılıma çevirip Z tablosunu kullanarak çözmeliyiz. Standart normal dağılıma çevirmek için normalde kullandığımız formül şu idi. X eksi mü bölü standart sapma. Fakat bu formül bir öğrenci seçildiğinde geçerlidir. Yani soru normal dağılıyorken grubun içinden gidip bir tane seçersek, bir örneklem seçersek bu formülü kullanıyoruz. N kişi seçilip bunların ortalamasıyla ilgili bir şey sorulursa, N kişi seçilirse standart normal dağılıma dönüşüm için kullandığımız formül ufak bir revizyona uğrar. X eksi, X bar, buradaki o seçtiğimiz N kişinin ortalaması x bar eksi mü bölü standart sapma bölü köken. Standart sapma bölü kök n. Bu sorunun neredeyse hemen hemen aynısını bir önceki örnekte çözmüştük. Fakat bir öğrenci seçmiştik sınıftan ve boyunun ortalamasının 166 santimetreden fazla olma olasılığını sormuştuk. O yüzden kullandığımız formül orada bu idi. Fakat şimdi burada 4 öğrencinin boylarının ortalamasının 166 santimetreden fazla olmasının peşindeyiz. Kullanacağımız formül budur. İşte standart normal dağılıma çevirmede kullanacağımız formüllerin bir tanesi ile daha tanıştık. Bu şekilde birkaç şeyle daha tanışacağız. Neyi ne zaman kullanacağımızı da öğrenerek gidiyoruz. Burada 4 kişi, 5 kişi, 10 kişi seçip de bunların ortalamasının bir şeyden fazla olma olasılığı sorulursa kullanacağımız standart normal dağılıma çevrim formülü budur. Şimdi kullanalım bunu. P x bar yerine z geliyor. Büyüktür. Bu x barın yerine ortalamasının 166'dan fazla olmasının peşindeyiz. 166 eksi ortalamamız 160
bölü standart saplamız 5 bölü enimiz 4 öğrenci seçtik. Kök 4. Devam ediyoruz. P Z büyük. Yukarısı 6 eder. 5 bölü 2'den 2,5. 6'yı 2,5'a böleceğiz. 6 bölü 2,5. Tabi sınavlara girerken genelde hesap makinesi bize veriliyor. İzin veriliyor kullanmamıza en azından. Verilmiyorsa da elle yapabileceğimiz bir şeydir buradaki gibi. Şuraya bir sıfır, şuraya bir virgül. 4 ile çarparsak 10 eder. 2,4'ten büyük olma durumunu hesaplayacağız yani. Çizersek grafiğimizi. Burasının sıfır olduğunu biliyoruz. Şuraya gidip 2,4 diyelim. Ve z'nin 2,4'ten büyük olduğu yeri arıyoruz. Bunun altında kalan alan bize 4 öğrencinin boylarının 166 santimetreden fazla olma olasılığını verecek. Şimdi z tablomuzu açalım. Bu ikinci çeşit z tablomuzdur. Soruları çözerken okulların en fazla kullanmış olduğu ikinci çeşidi tercih ediyorum. Normalde birinci çeşidi de incelemenizde fayda vardır. Onun üzerinden de düşünebilirsiniz. İkinci çeşit olduğunu nereden anlıyoruz bunu? Burası 0,5 ile başlıyor ve eksi sonsuzdan z'ye kadar alanı veriyor. Buradaki tablodaki değerler. Bizim aradığımız neydi? 2,4'ten büyük olan yer. Onu şurada halledelim. 2,4'ten büyük yeri arıyoruz. Şu sola bakarsanız, biz bu aşağıdan gidip 2,4'ü okursak bize burayı vereceğini söylüyor. O zaman burayı bulmak için 2,4'ü okuduktan sonra birden çıkartmalıyız. 2,4 şurada. Yukarısı 0'dır burası. 2,4 99 18. 0,9918. Şurasının 0,9918 olduğunu anladık. Bunu birden çıkartırsak burayı bulacağız. Birden çıkartırsak bunu 2 8 0 0 0. 0,0082 olarak sorumuzun cevabını bulduk. Buranın cevabı 0,0082. Diğer çeşit tabloları da kullanarak doğru bulup bulmadığınızı kontrol etmenizi tavsiye ederim. Sorumuzun cevabı budur. Çok düşük bir olasılık çıktı. 4 öğrencinin boylarının 166 santimetreden ortalamasının 166 santimetreden büyük olma olasılığı %1'in bile altında. Bu şekilde bu sorumuzu burada noktalıyorum.